Güneş ektim gönlüme. Şerif Kutlu Dağ. 20 Temmuz 1954'te Denizli'nin Güney ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu güneyde, liseyi Aydın ve Nazilli liselerinde okudu. Yüksek öğrenimini Ankara Yüksek Öğretmen Okulu öğrencisi olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı. 3 Mart 1978'de Uşak Öğretmen Okulu'nda öğretmenliğe başladı. Uşak Endüstri Meslek Lisesi'nde devam etti. 1978 ile 1983 arasında Denizli Lisesi'nde öğretmen ve müdür yardımcısı, 1983-1991 arasında Denizli Anadolu Lisesi'nde öğretmen ve müdür baş yardımcısı olarak çalıştı. Bu arada ücretli olarak 9 Eylül Üniversitesi'ne bağlı olan Denizli Eğitim Yüksekokulu ile Mühendislik Fakültesi'nde Türk Dili derslerine girdi. 1991-1994 arasında Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdür olarak görev yaptı. 1994 Haziran'ında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1997'de yüksek lisansını tamamladı. 1 Temmuz 2016 tarihinde emekli oldu. Evli ve 3 çocuk babası. Sonuç. Şol gökleri kaldıranın, donatarak dolduranın, ol deyince dolduranın 99 adı ile şair duasınca duan vardır var edene öncelikle. Var etmeseydi olamazdım. Konuşturmasaydı konuşamazdım. Hazreti Adem'den en son kutlu peygambere gelinceye kadar görevlendirilmiş sevgilileri olmasaydı ondan haberdar olamazdım. Anam babam olmasaydı vücut bulamazdım. Ağzımda annemin sütü olan güzel Türkçem olmasaydı Türkçe konuşamaz, Türkçe yazamazdım. Vatanım, canım Türkiye'm, kutlu devletim, Türkiye Cumhuriyeti'm, nazlı bayrağım, ay yıldızım olmasaydı Türk milletinin bir ferdi olarak aziz milletimle birlikte özgür olamazdım. Anamın babamın kabri bu topraklarda olamazdı. Kalbime incelik vermeseydi var eden şiir vadisinde yaşayamazdım. Bunca verilenlere verilmeyenlere minnetim vardır sonsuz kere. Şiir hayatı ve insanlığı güzelleştirme için bir vesiledir benim için. Hissedip söyleyemeyen, yazıya dökemeyenler adınadır şiir.''